İki hırsız bir yıl önce 13 metre uzunluğundaki koskoca tırı 10 dakika içinde çalmış. Mağdur Soner Aktaş bulunması için yardım istemişti. Aradan bir yıl geçti ama o tır hala bulunamadı. Aktaş şimdi aracıyla dolaşan hırsızların cezalı geçişlerini de ödüyor. Sabah geldim baktım tır yok. Şu kişilerden 2-3 ay geçti, kimse ilgilenmedi. 3 senelik emeğimizi 10 dakikada götürdüler. Akşam bıraktığı yerde sabah bulamadı. Koskoca tır iki hırsız tarafından böyle çalındı. Aküsü bile yoktu yani tırın. Aklımız böyle şaştı. Mazot yok. Bir de yolda mazot bile koymuşlar. Hafriyatçı Soner Aktaş'ın derdi ödenmeyen cezalarla katlandı. Biz bu cezaları da nasıl ödeyeceğimizi de bilmiyoruz. Bir yıl önceydi. Aktaş akşam saat 6 sıralarında işini bitirdiği aracını mahallesine park etti. Soner Aktaş tırı park ettikten sonra evine gitti. O iki hırsız da gece saat 3 sularında geldi. Tıra girmeyi başardılar. İçindeki GPS cihazını da söküp attılar ve ileriden mazot alıp yollarına devam ettiler. İstanbul'un göbeğinde koskocaman tırı kaybettik. Çok mağduruz. Bu tırla 3 tane aile ev geçindiriyor yani. Şu an ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyoruz yani. Şu kişilerden 2-3 ay geçti, kimse ilgilenmedi. Yavru aldık, ısrar ettik, kimse yakalamadı. Çalınan tırdan hala bir haber yok. Üstelik o hırsızlar cezalı geçişler yapmaya devam ediyor ve o cezalarda talihsiz adama geliyor. Biz hem tırımızı çaldırdık hem de yani o özgürce, rahat bir şekilde kul hakkından utanmadan İstanbul'da geziyor. Cezalar geliyor. Ne yapacağımı bilmiyorum yani. Çok şaşırdım yani. Çıkmaz yoldayız şu an. Hem tırı çalınan hem de ceza ödemek zorunda kalan Soner Aktaş ekmek teknesine kavuşmak istiyor. Her yere gittik. Herkesin kapısını çaldık ama kimse bizi muhatabı almadı yani.